Metrelik ip yerine sadece 1 metre diyebiliriz. Ancak 1 metrelik ipin yarısından söz edecek olursak, ipin ikiye bölünüp yarısının alındığını belirtmek için 1 bölü 2 metre sayısını kullanırız. 1 metrelik ipin çeyreğini belirtmek içinse 1 bölü 4 sayısını kullanırız. Bu sayı ipin 4'e bölünüp 1'inin alındığını gösterir. Arkadaşlar, işte doğal sayılardan yararlanarak 1 bölü 2, 1 bölü 4 olarak gösterdiğimiz sayılar kesirdir. 1 bölü 2 kesrinde 1 pay, 2 payda arasındaki çizgi kesir çizgisidir. Bu bilgilere göre kesir kavramını tanımlayalım. Bir bütünün eş parçalarından her birine kesir denir. B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde gösterilir. A yerine gelecek sayı pay, B yerine gelecek sayı ise paydadır. Pay ile payda arasındaki çizgiye de kesir çizgisi denir. Sevgili arkadaşlar, kesri açıkladıktan sonra kesir çeşitlerine geçelim. Birinci şekildeki dikdörtgen 3 eş parçaya bölünmüş, biri taranmıştır. Taralı kısım 1 bölü 3 ile gösterilir. İkinci şekilde daire 4 eş parçaya bölünmüş, biri taranmıştır. Taralı kısım 1 bölü 4 ile gösterilir. Üçüncü şekilde altıgen 6 eş parçaya bölünmüş, biri taranmıştır. Taralı kısım 1 bölü 6 ile gösterilir. Örneklerden de anlayacağımız gibi, bir bütünün eş parçalarından birini gösteren kesir sayısı, o kesrin birimi veya birim kesridir. Sevgili arkadaşlar, şimdi kesir çeşitlerini görelim. Elimize bir dosya kağıdı alalım. Bunu 4 eş parçaya bölelim. Eş parçalardan her birini 1 bölü 4 kesir sayısıyla gösteririz. 1 bölü 4'e çeyrek de denir. Parçalardan 3'ünü boyayalım. Boyanan kısmı 3 bölü 4 kesir sayısıyla gösteririz. 4 eş parçaya bölünen dosya kağıdında boyanan 3 bölümlük yer 3 bölü 4 kesriyle gösterilir. Örnekte boyanan yeri gösterdiğimiz kesir gibi. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. 3 bölü 4, 5 bölü 7, 10 bölü 100 gibi. Arkadaşlar, basit kesirlerden sonra tam sayılı kesri görelim. Elimize birbirine eş daire şeklinde iki kağıt alalım. Bunlardan birincinin tamamını boyayalım, ikincinin sadece yarısını boyayalım. Boyanan yerleri sayı olarak 1 tam 1 bölü 2 şeklinde yazar, 1 tam 1 bölü 2 diye okuruz. Örnekte gördüğümüz gibi, bir sayma sayısıyla birlikte yazılan kesirlere tam sayılı kesir denir. Elimize kare şeklinde 3 kağıt alalım. Her birini 3 eş parçaya bölelim. İlk ikisinin tamamını, üçüncünün ise sadece 2 parçasını tarayalım. Bu durumda ilk iki şekli kesir olarak, 3 bölü 3, üçüncü şekil iki parçası tarandığı için 2 bölü 3 olarak gösterilir. Taranmış tüm parçalarsa 8 bölü 3 kesir sayısıyla gösterilir. Örnekte gördüğünüz gibi, payı paydasından büyük olan ya da payı paydasına eşit olan kesirlere bileşik kesir denir. 4 bölü 3, 9 bölü 2, 500 bölü 13, 4 bölü 4, 26 bölü 26 örneklerinde olduğu gibi. Sevgili açık ilk öğretimliler, 1 bölü 5 gibi kesirlerin birim kesir, 7 bölü 9 gibi kesirlerin basit kesir, 20 bölü 8 gibi kesirlerin bileşik kesir, 3 tam 2 bölü 7 gibi kesirlerin tam sayılı kesir olduğunu gördük. Acaba bileşik kesirle tam sayılı kesirler arasında benzerlikler var mı? Bir örnekle inceleyelim. Şekilde birbirine eş 3 daireden her biri 4 eş parçaya bölünmüş, 11 tanesi boyanmıştır. Boyanan yerleri kesir sayısıyla gösterirken 4 eş parçaya bölündüklerinden paydaya 4 yazılır. 11 eş parçaya boyandığından paya 11 yazılır. Kesrimiz 11 bölü 4 olur. Bir başka deyişle boyanan yerlerde 2 tane tam daire, bunlara ek olarak aynı dairenin
3 bölü 4'ü kadar daha vardır. Yani 2 tam 3 bölü 4 daire vardır. Boyanmış 4 artı 4 artı 3 yani 11 tane eş daire parçasını 11 bölü 4 ya da 2 tam 3 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. 11 bölü 4 ve 2 tam 3 bölü 4 kesirlerine dikkatlice bakalım. Birincisi bileşik kesir, diğeri tam sayılı kesirdir. Birbirlerine eşit olarak yazılmıştır. Peki bu yazılım nasıl olmuştur? Şimdi birlikte görelim. 11 bölü 4 bileşik kesrini tam sayılı kesre çevirelim. 11 bölü 4 bileşik kesrini tam sayılı kesre çevirmek için payı paydasına böleriz. Bölüm 2 tam sayı, kalan 3 pay, bölen 4 ise payda olur. Dolayısıyla 11 bölü 4 eşittir, 2 tam 3 bölü 4'tür. Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken pay paydaya bölünür. Bölüm tam sayı, kalan pay, bölen payda olur. Sevgili açık eğitimliler, bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmeyi bir örnekle pekiştirelim. 25 bölü 4 bileşik kesrini tam sayılı kesre çevirelim. 25 bölü 4 bileşik kesrini tam sayılı kesre çevirmek için 25'i 4'e bölelim. Bölüm 6 tam sayı, kalan 1 pay, bölen 4 payda olur. Dolayısıyla 25 bölü 4 eşittir, 6 tam 1 bölü 4 bulunur. Sevgili arkadaşlar, acaba bu işlemin tersi de mümkün müdür? Yani tam sayılı kesri bileşik kesre nasıl çevirebiliriz? Bir örnekle gösterelim. 8 tam 2 bölü 3 tam sayılı kesrini bileşik kesre çevirelim. 8 tam 2 bölü 3 tam sayılı kesrini bileşik kesre çevirirken tam sayı ile paydayı çarpalım. Bulduğumuz sonuca payı ekleyelim. 8 çarpı 3 eşittir 24 ve 24 artı 2 eşittir 26 olur. 26'yı pay olarak yazalım. Payda 3'ü ise olduğu gibi yazalım. 8 tam 2 bölü 3 tam sayılı kesri 26 bölü 3 bileşik kesrine eşit olur. Tam sayılı kesir eşittir. Tam sayı çarpı payda artı pay bölü payda şeklinde bileşik kesre dönüştürülür. Sevgili arkadaşlar, kesirleri daha iyi kavramak amacıyla bunların sayı doğrusunda nasıl gösterildiklerini örneklerle gösterelim. Şimdi hep birlikte 3 bölü 4 basit kesrinin yerini sayı doğrusunda görelim. Bütün basit kesirlerin sayı doğrusundaki yerleri 0 ile 1 arasındadır. O nedenle 0 ile 1 arasını 4 eş parçaya bölelim. 0'ın yanından itibaren 3 kademe ilerleyelim.